GTA 5 Gerçek Hayat önceki bölümde. 3, 2, 1, aç bak. Bakalım. Açtım. Aç bakalım Fehmiciğim. Sana yeni hediyemiz. Hadi canım. Hayırlı olsun Fehmiciğim. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki bölüm arkadaşlar biliyorsunuz ki yılbaşı özel bölümüydü. Sizden 100 bin like istedim. 70 bin like atmışsınız. 100 bin gelse tabii çok daha mutlu olur. Burası bambaşka bir konu. Ama olsun. 70 bin like da valla gayet yeterli. Çok çok mutlu oldum arkadaşlar. Ama 100 bin like yaparsak o videoya gidip var ya ne biçim olur. Valla çok güzel olur. Bu videoya da arkadaşlar her zamanki gibi 50 bin like geldiğinde yeni bölüm bir gün sonra geliyor. O zaman arkadaşlar şimdi dönüyoruz videomuza. Fehmiciğim günaydın Fehmi. Kalk bakayım oğlum. Sana yeni bir pijama takımı da alsak ya. Yemin ediyorum sürekli bununla yatıyorsun. Hiç yıkamıyorsun da. Ter koktu oğlum. Leş gibi lan. Oğlum sen duşa da girmiyorsun hiç. Neyse ama. Oh be. Bir duş bölümü yapalım. Allah'ım seversin. Allah'ım seversin. Şimdi hemen şu üstümüzü başımızı bir değiştirelim. Bu bölüm arkadaşlar şu klaba kaç bölümdür gitmiyoruz. Dayıyı alalım. İşlerimizin başına bir geçelim. Bakalım nasıl gidiyor mekan falan. Onlara bir bakalım. Ne giyeceğiz? Yine şu kırmızı takımımı giyeyim mi? Bak kot olanı giyeyim. Ay ne var? Çünkü Ferrari ile yakışıyor ya. Şu mont gerçekten Ferrari ile yakışıyor. Çık bakalım Fehmi. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmadıysanız eğer abone olursanız çok sevinirim gerçekten. 1 milyona az kaldı. Şu 1 milyon aboneye bir ulaşalım. Abone olmayan ne kadar insan varsa abone olursa gerçekten mutlu edersiniz beni. Lan ne oluyor? Dayım ne yapıyor acaba? Dayımı özledim. Dayımı özledim. Hemen dayının yanına bir gidelim arkadaşlar. Hop. Abi araba çok güzel değil mi? Önceki bölümde bu arabanın keyfini çıkaramadım. Bu yılbaşı olayları yüzünden harita bir sürü şey eklemiştik ya. Allah! Yılbaşı temalı. Temalı. Çok fazla sinirlerimi bozdu. Abi dur bir dakika. Allah çarpsın kaza yapacağım. Lan çok hızlanıyor. Bak önceki bölümde gerçekten bunun tadını çıkaramamışım ben. Kastığı için onu diyecektim. Yılbaşı özellik dediğimiz şeyler benim bilgisayarı kastırdı. Rahat rahat kullanamamıştım adam akıllı. Şimdi tadını çıkaracağım onun. Çok güzel be. Allah'ım. Gerçekte de şundan bir tane nasip etti. Tam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Olmadı, olmadı, olmadı öyle bir şey. Oha! Lan şöyle bir kazada tam gazla gidiyorduk bir de. Önünde sadece şu kadar çizikle mi atlattık? Vallahi hiçbir şey. Türkiye'de gerçi Ferrari'yle şu kazayı yapsak yemin ediyorum kim bilir kaç bin lira gider. Şu çizikleri sadece düzeltmek kesin 200 bin liradır ha en az. Ulan ya, niye böyle ya? Vallahi kalbim kırılıyor bazen. Diyorum ki neden? Neden? Allah! Gerçekten acaba arabalar böyle uçtuğunda ne olur? Çok merak ediyorum. Geç bakayım şuradan oğlum. Az kaldı. Az kaldı. Dayıya geliyoruz. Ben dayıyı geceden aradım. Sabah dedim gideceğiz bak. Artık birkaç gün geçti. Bu yılbaşını da bitirdik zaten. Yılbaşı özel bölümü bu arada bayağı sevmişsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum gerçekten güzel yorumlarınız için. Ya atletine kurban oldum. Dayıcığım günaydın. Benmişim günaydın günaydın. Ya o gözlüklerin ne senin ya öyle? Nasıl olmuş? İyi olmuş mu benmişim? İyi olmuş da dayı senin sesine ne oldu? Ha, ne olmuş? Ne bileyim bir değişik geliyor ya. Bugün yeni bir daha fazla içtim o yüzden ha. Yemin et. Valla. Atletin güzel yemin et. Yaptırmasaydı. Atletin çok güzel, çok yakışmış. Çok siyah, teşekkür siyah. Ederim Fehmiciğim. Sen de tam bakayım. Neye bakıyorsun? Oy, ne biçim olmuşsun? Ya ben zaten bunu giymiştim. Dayı daha önce gördün. Ben zaten mükemmelim de diyeceğim sandım da. Yok canım estağfurullah. Gözlüğüne bayıldım. Teşekkür ederim Fehmiciğim. Seni açmış. Mi? Yok teşekkür ederim dayıcığım. Seni, eyvallah. Sana yakışmış. Eyvallah eyvallah. Dayım bir şey diyeceğim. Şimdi klaba gidiyoruz. Hazırsın değil mi? Yanar yanar hadi gidelim. Bir şey diyeceğim. Kaç gündür gitmiyoruz ama işlemeye devam ediyorum. Mike zaten başındaydı. Araban ne biçimmiş? Yeni mi aldı? Çok sevdiğim bir tane dayım var. O aldı. He ismi ne? İsmi ne biliyor musun? Ne? Muzo. Muzo mu? He. Yandı bitti kil oldu gitti. Yemin ediyorum. Vallahi. Sen bir şey diyeceğim. İçtin mi bugün? Ben çok yani çok içmedim ama az da içmedim gibi bir şey. Benim için. Çok içmedin ama az da içmedin. He. O nasıl oluyor dayı? Orta mı içtin? Biraz saçma bir şey. Orta desem daha iyi olurdu. Aynen direkt orta diyebilirdin dayı. Aynen. Dur bir dakika bizim klabın işaretlemem gerekiyor. Lan bulamadım dayı lan buldum he. Dayım nasılsın bakayım nasıl gidiyor? Ya nasıl olayım vallahi benim için. Canım sıkılıyor evde otur otur otur. Dayım beni. Bir şey diyeceğim. He. Senin Supra'n yok mu? Var. Sen niye onunla klaba gitmiyorsun? Ben seni niye alıyorum? Fehmiciğim bana arayıp sormadın ki sen. Bu daha bende mi oldu şimdi? Ama gerçi sen şimdi süremezsin ki dayı bak kafan güzel yine ya. Doğru doğru bir de benim araba çok hızlı gidiyor biliyor musun Fehmi? Sen onu yaptırdım diyordun. Ya yaptırdım da senin bu Ferrari gibi değil yani benim daha iyi olduğu için Fehmiciğim. Vay be. Yok olsun yok harbiden öyle ama yok o şimdi özel araba dayı. Onun yeni modelini alsan he 5 para etmez. Ya 5 para etmez benim kendi numara 75 ya, model yanar. Öyle. Hop. Aha bizim adamlar burada. Yalnız var ya Ferrari de şu kapının önüne ne biçim vuracak şimdi dur en öne çekeyim şöyle. Ne yapıyorsunuz lan? Gençler. Aa Mike yenileri yeni adamları almış. Fakirler ulan. Desek ayıp olur mu? Neyler desek? Fakirler. Dayı öyle denir mi ya? Doğru doğru. Emekçi doğru. İnsanlar ya. Seviyorum seni tatlım. Aha. Gençler kolay gelsin.
Kızlar kolay gelsin. İşler nasıl bakayım? İşler güzel vay, gibi. Vay, bir şey diyeceğim. Ben şu ne kadar olmuş bakayım? Kaç gündür yokuz dayı. Yılbaşı günü var ya. Mike'tan öğrendim. Tam 7 milyon euro yapmış burası. Oy, 7 milyon senin olsun. Dayı ne yapıyorsun? Bak bizim çalışanlara yürüme dayı. Aşağıda bir sürü müşteri var. Git onlara bari ya. Geç müşterilere de yürüme. Ara beni. Bebeğim ara beni diyor ya. Ben şu hemen bir dakika şu paraları. Kızım ne oldu? Ne sorunun var? Allah Allah. Dur bakayım hemen şuradan paralara bakıyorum. Dayı. Dayı ne yapıyorsun orada? Silahını elliyordum da adamın. Hazır mısın kaç gündür ne kadar ciro yapmışız? Hazırım. Sadece yılbaşı günü 7 milyon dolar ciro yapmışız. Oy Tabii giderler dahil buna. Giderler olacaktı ama hani bizim cebimize kalacak 7 milyon değil. Tamam. Ama kaç gündür 4-5 gündür falan buraya gelmiyoruz. Toplamda tam 13 milyon dolar. Büyük ihtimal 3 milyon dolar işte gider. 10 milyon kalacak bize. Ya hiç sıkıntı yok Femiciğim. 5-5 kırışacağız. Para nerede Femiciğim? Maçtadır büyük ihtimal. Oraya belge şeyleri zaten kayıtlar falan hepsi var. Düşünsene. Mike bizi dolandırıyormuş. Yok. Yapmaz iyi çocuk ya o. Harika. Ben seviyorum ya o çocuğu. Herkese güzel iyi. Delikanlı adam gibi. Femiciğim herkese iyi dedik biliyorsun. Tamam. Kimle sorun yaşadık iyi o dediğimiz. Sen iyi biliyorsun. Kim lan? Kafana göre Femiciğim. Dayı ne diyorsun gözünü seveyim ben seni anlamıyorum. Ben beni anlamakla zor çekiyorsun Femiciğim. Boşver. Evet ben de aynısını dedim. Bak ortam yine gıcır gıcır. Sabahın köründe yalnız iyi iş yapıyoruz ha. Sen dayı ne yapıyorsun? Neymiş lan bu şey ya bu. Şey bas iğne bas iğne bak. Şş, ya he bunlar bak, hep bak. Bunlar şeye bastı. İğne bastı dayı. Ya istesek biz de yaparız. Şşş. Lan hangi iğneyi bastın? Allah! Anam kavram. Dayı pardon iyi misin dayı? Demiştim bu kaç oldu? Dayı vallahi yanlışlıkla. Adama dokunacaktım sana dokundum yanlışlıkla. Bakayım. Lan dayı nereye? Dayı kayboldu lan. Manyak bir yere gitti. Bu DJ de iyi çalıyor mu? Ben bunu anlamadım ha. Bakayım daha iyi bir DJ alalım. Bakayım şarkılara. Yani fena değil. Dur bakayım şu kızların yanında. Ben de şöyle hafiften dans böyle cistak cistak. Ama böyle inceden inceden böyle çok değil. Böyle hani etmiyorum da ama ortama da ayak uygulayayım dansı bak dur. Allah kahretmesin böyle bir dans değil ama Fehmi dur. Fehmi bayağı dans ediyorsun sen şu an öyle bir dans değil. Dur. Heh. Aynen bu. Vallahi bu bak. Fehmi'nin dans stili bu abi. Bak tamam mekanı sahibi anladın mı? Hafif hafif böyle. Ritim tutuyor müziğe. Yeterli. Tamam. Hani dans etmek istemiyorum da. Ama hadi ortama ayak uydurayım dansı bu. Ritime ayak uyduruyor bak. Dayı nereye gitti ya? Ne biçmiş bu ya? Dayı ne yapıyorsun? Efendim Femiciğim. Ne yapıyorsun dayı orada? Sence? Dayı gözünü seveyim bak. İşim çok güzel geldi ha. Ne oğlum kıza çarptın dayı bak. Gel buraya gelir misin? Dayı o göt ne ya? O göt ne dışarıya çıkar mısın dayı? Oy. Gel Allah'ını seversen. Gelsene sen şöyle. Gel gel şuraya. Bırakayım şuraya. Al gel onu da al gel. Alayım ben he. Gel buraya gel. Şuraya oturalım güzelce. Dayı gel buraya seninle bir konuşma yapacağım gel buraya. Sabahlar akşam olmasın günler geceler dolmasın sen isterken bu. Efendim Femiciğim. Dayı bak. Burası kimin bu mekan? Sen ve benim Femiciğim. Evet ve bu insanlar bunu biliyor değil mi? Evet biliyorlar. Böyle davranmamız lazım mı sence? Femiciğim şimdi gece kulübünde ne olur? Tamam da dayı bak biz ama bir şey çıkarsa insanların bir sıkıntısı olursa falan başında durmak zorundayız burayı. İşte insanlarla bir şey çıkarsa bu şeyi paylaşmamız gerekiyor. Onun duygularını anlamamız için onları bizim de yaşamamız gerekiyor Femiciğim. Anladın mı? O zaman ben onlar gibi davranıyorum. Tamam şey gibi eğlenmediğim yerde insanları eğlendirtmem. Aynen öyle bak yakaladık güzel yakaladık eyvallah. Yakaladım. boş oturacağımız yere gidelim eğlenelim bence. Yo şey ya sen eğlen dayı ya ben eğlenmiyorum ben işin yani sonuçta. Para kazanıyoruz dayı gözünü seveyim. Ama her zaman da bu şekilde negatif olmayalım Femiciğim. Ama dayı ne yapayım gözünü seveyim. Sen o zaman eğlen ben şey yapıyorum ya yukarı çıkıyorum azıcık şu şeyleri dosyaları falan kontrol edeyim. Tamam sen çık ben ikisi aşağı yaptım tamam he. Ya dayı iyi misin sen bak istiyorsan ben yanına durayım. Ben çok oyum anama. Vallahi devam et. Yanına çıtır durayım bak. Misin? Çıtır mı? Dayı o çıtır gibi duruyor mu bak elinde ne var? Seviyorum seni bebeğim. Ay. Dayı bak sana şunu vereyim mi istiyorsan? Neyi o neyi? Bir sıkıntı falan olursa. Ya bir git şey Femiciğim ya. Dayı ben de bunu hiç kullanmayı bilmiyorum çaktırma. Aman sır ya, şey diye ya. Yo boş. Mermi bile koymuyorum dayı aman kullanmayı bile bilmiyorum ki. Aman ayakkabı bağcığım çözülmüş. Mike verdi diye bir şey olursa ayakkabı bağcığım çözülmüş. Bakalım sen. Çıtır. Nasıl? Ya bak hemen gitti ya. Dayı istediğin gibi müzikler aç bakayım be. Bekle açacağım şimdi bekle. Aç bakayım hadi bakalım. Femiciğim ben her zaman nereliyim diyorum. Nerelisin? Ankaralıyım diyorum yani ben.
zaman öyle konuşabilirim ya. Aynen. Bir şey diyeceğim. Mikrofonu yüzden... alıp sen söylesene. Olur. Bir dakika. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Dur ben de şöyle hemen aralarına karışayım. Al al. Ama bir şey diyeceğim. Madem insana bir konuşma yap da bari. He tamam. Bak Medusa kadar böyle. Arkadaşlar beni dinleyin lütfen herkes. Lan dinleyin lan dayımı. Alo. Mekan sahibi. Öncelikle bu güzel değerli üyelerimiz hoş geldiniz. Medusa nereydi bura? Bardı değil mi? Ne işletiyorsunuz? Dayı kendi mekan. Medusa gece kulübü işte bar falan. He, gece kulübümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Alkış alkış dayıma. Alkış. Helal olsun. Bugün sizlerle birlikte Ankara yöresel oyun havamızı söyleyeceğim. Lütfen beni birazcık dinlerseniz çok güzel olur. Hayır benim dinliyoruz dinliyoruz. Neden gireyim? Dayı sana bir şey söyleyeyim mi? He. Kimse seni dinlemiyor. Sen dinliyorsun yeter o bana. Ya sana kurma ver. Hadi söyle o zaman. Dur şimdi Ankara'nın bağları vardı onu söyleyeyim mi? Söyle direkt klasik. Dur hadi bakalım bir dakika. Hadi bakalım. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Neyse ama. DJ hadi bakalım oğlum. İpattım ucu kaldı da. Darakta gücü kaldı. Öyle bir şey dedin mi dayı? Evet, yanar yanar. DJ onu aç bakalım sen. Tamam sen takıl hadi kaynat böyle. Ben bir gidip dosyaları falan bakıyorum. Abi iki defa emciyim. Tamam hadi öpüyorum seni. Dayı oradan öpücük atma bari gittim ben. Ya Allah'ım yarabbim ya. Yemin ediyorum gece kulübün dayı için açmışız gibi hissediyorum ya. Dışarıdan birisi görse hayatta mekanı sahibi bunlar demezler bize ya. Neyse şu yukarı çıkayım da şu dosyaları falan bir kontrol edeyim. Sıkıntı falan var mı bir şeylerde. Gençler kolay gelsin. Genç adam. Gençler değil. Tek şu. Lan o akvaryumun camı niye yok ya? Ya cam o kadar temiz tutuyor ki bizim elemanlar. Şey gözükmüyor yani. Cam gözükmüyor. Cam olduğu belli değil. O derece düşünün. Kızlar kolay gelsin. Sen niye orada duruyorsun? Bak ben size demiyorum mu hiç saatleri dışında dedikodu yapmak yok diye. Bak vallahi bak dışarıda bir sürü kız var bak değiştiririm sizi. Hadi lütfen işin başına geç. Lütfen lütfen. Ay bunlar ne yapıyor? Gençler var mı bir sıkıntı? Keyfiniz yerinizde. Geçenki olayı sormayın. Geçenki olayda oldu bir şeyler ama bir daha olmayacak merak etmeyin. Hiçbir sıkıntısı yok buranın artık. Kimseyle bir belamız da yok. Hiç korkmayın yani merak etmeyin. Şu arabaya bakın ha arabayı hiç çizen falan olmasın. Dur, ne olmuyor ne? Lan adamlar var ya şey gibi yemin ediyorum. Bu hani çok özel yerlerde böyle askerler olur ya nöbet tutarlar böyle asla tek kelime bile etmezler. Tam onlar gibi ha harbi korumalar. İşlerinde iyiler. Dur bakayım şu hemen bir içeriye bir gideyim. Şu dosyaları falan bir kontrol edeyim. Mike şeyle uğraşıyor. Malzemeyle uğraşıyormuş. O yüzden şu anda yok burada. Gelir büyük ihtimal gün içinde. Malzeme falan taşıyacak. Ya işler çok iyi gidiyor. O yüzden sürekli her gün Mike resmen malzemeye gidiyor. Adam güvenlik şefi ama her şeyi o koşturuyor. Ya şey gibi düşünün işte. Hani gece kulübünün başında o varmış gibi düşünün. Hemen dur bakayım dosyaları falan bir kontrol edeyim. Lan şundan kahve alabiliyoruz değil mi ya? Dur bakayım. Bu bana bedava atar mı? Şifresi falan vardır herhalde. Dur bakayım. Ot. Bir. Aha! Yemin ediyorum doğru lan şifre. Vallahi tutturdum ha. Dayı kendi içeceğini içsin ben kahve içeceğim sadece. Tamam ya. Kahve içmeden ayılamıyoruz arkadaşlar. Kahve içmeden ayılamıyoruz. Aha! Şurada da bir şeyler var. Bunun şifresi de aynı mı ki? Ot. Bir. Bilmiyorum ki ya. Dur kahve sıcak. Bunaldım. Bunaldım. Gençler. Ben yokken burada aynı yine böylesiniz değil mi? Ben varım diye burada şey yapmıyorsunuz. Ne oluyor anasını satayım ya? O nasıl bir gelme şekli ya? Allah Allah. Öyle bir sıkıntı yok. Memurdur ya. Normal bir polis memuru herhalde. Memur bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar merhabalar. Burayı biz kapatın demiştik ama hala açık. Anlamadım. Buranın kapanması gerekiyordu. Mühürlemeye geldim ben. Burası nasıl kapanması gerekiyordu memur bey? Biz burayı alalı yaklaşık 10 gün oluyor. 10 gün önce geldiğimizde biz buraya kapattık. Baskın at buraya. Burada bir altta kumar dönüyor. Onun dışında da burada bir çatışma olmuştu. Memur bey böyle bir şey... Buraya bir baskın Hayır. Memur bey böyle bir şeyin ihtimali olamaz. Ben size şöyle nasıl söyleyeyim. İhtimali olamaz? Ben burayı satın aldım. Yani böyle bir şey olmuş olsa satın alamazdım. Ben burayı daha yeni satın aldım. Nasıl bilemezsiniz ya? Uzakta olduğu bir arkadaş vardı. Tamam ben satın aldım o işte. O adamın elinden boşaltmasını söyledi. Ama memur bey şimdi yani yanlışsam yanlışsın deyin. Burası bir hani mühürlenme kararı olsa buraya benim üzerime geçemez değil mi? Onun birçok yolu var geçirebilmek için emin ol. Nasıl ya? Biliyorsunuz birçok ilerlemiş bir durumda şu an. Nasıl yani dolandırıldık mı biz? Bilmiyorum ama muhtemelen şu anda siz dolandırılmışsınız. Tamam da memur bey ben şu anda hani buraya çok büyük yatırımlar yaptım. Çok büyük bir para karşılığında satın aldım. Alıp dediğimi inanmıyorsanız. Tabii bekliyoruz ya. Allah Allah. Böyle bir şey olamaz abi. Dayı sen ne yapıyorsun dayı? Pilot oldum Fehmi. Ya dayı ya. Ben neyle uğraşıyorum orada? Gel dayı gel buraya gel gel. Gel gel buraya gel dayı. Bak şöyle. Bak memur bey diyor ki burası kapanacak. Hayırdır kim kimin şeyini kapatıyor? Memur bir bakıyorum hemen bakıyorum. Bak. Nasıl ya? Ne oldu Fehmi ya? Dayı buranın kapanma kararı varmış. Bizi adam bu şekilde satmış. Mühürlenmiş. Daha önce burada aşağıda kumar falan oynatmış adam. Nasıl ya? Ya bir şey diyeceğim. Şimdi memur bey tamam haklısınız. Buranın kapanma kararı varmış. Odur budur kötü şeyler oynanmış etmiş. Ben şu anda burayı aldım ve gerçekten kural
kurallarına uygun bir şekilde işletiyorum. Ve çok fazla paralar yaptık. Bu devleti ilgilendirmiyor bey. Nasıl ilgilendirmiyor memur bey? Ne oldu? Kapanma kararı var eğer. Hayır. Burayı boş yapmazsanız buraya polisle gelip sızlamam. Hayır kapatamazsınız memur bey, öyle bir şey yok. Çünkü bakın hak vereceksiniz bana. Gecelememi istemiyorsanız kapatmak zorunda. Memur bey bakın ben size kötü bir şey söylemiyorum. Dilden anlamıyorsunuz, dilden anlamıyorum. Ya bir dakika gelir misiniz memur bey? Hiç kişi arıyorum ben buraya. Yok aramayın bir dakika. Şöyle yapalım hemen hallediyorum. Ne hallediyorsun? Durun bir dakika. Bence şöyle anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Ya yürüyün gidin, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bir de rüşvetten sizi alayım mı içeri şimdi? Yok bir dakika hemen bekleteceğim sizi. Kapatamazsınız. Dayı dayı ne yapıyorsun? Kapatamazsınız dayı. Hayır ölümü görün ne olur geçip gitmeniz lazım beni. Kapatamazsınız öyle bir şey yok. Dayı sen öyle kal tamam mı? Öyle kal. Böyleyim. Hadi. A50'den A53'e merkezden ekip gönderir misin yaklaşık 2 ara? Bir şey diyeceğim memur bey. Beni tamam. Dinliyor musunuz değil mi? Dinliyorum. Hı. Öncelikle 50 bin dolarımı tekrar alabilir miyim madem bir işe yaramadı? Kapattığımız karakola evet. 50 bin dolarımı tekrar alabilir miyim madem bir işe yaramadı? Verdim ya az önce uzattım. Ha öyle mi? Evet. Ha tamam. Bir 50 bin dolar daha alabilir miyim madem? 4 ekip olursa daha iyi olur. Yo memur bey. Ya memur bey. Bir dakika memur bey. Bakın ben burayı tam 5 milyon dolar vererek satın aldım. Ve kurallara uygun bir şekilde işletiyorum. Gelin bakın içeriye gezdireyim size. En ufak bir... Hiçbir şekilde ilgili. Bakın adam ne dediniz siz? Buranın kapanma kararı ne? Kumar oynatılması değil mi? Ben burayı o adamdan satın aldım ve kumar falan oynatmıyorum. Kurallara uygun şekilde... Şu an biliyorsunuz değil mi? Dükkanın kapalı olması gerekiyor. Şu an benim buradan siz direkt hatta aldım. Memur bey bakın siz şunu anlamıyorsunuz. Madem anlayıp size buradan alçak gönüllülük sağlıyorum. Tamam yani, ama madem değil. Burası kapalı olması gerekiyor. Ben burayı nasıl satın alabiliyorum? Evrakla satıcılık çok ilerlemiş. Tamam memur bey kapatabiliyorsanız kapatın. Bakın adam yattı buraya ya. Kapatamazsınız. Öyle bir şey yok. Dayı öyle bir şey yok. Geçeyim şöyle. Ölümü görün kapatamazsınız. Dayı kalkma sen şey kalkma. Ben şöyle boşuna alayım. Kalkmıyorum. Vallahi duralım böyle dur. Kapatamaz. Hayır öyle bir şey yok. 5 milyon dolar para verdik buraya. Öyle bir şey yok. Beni anca ezip geçersiniz. Polis lan bir dakika adamı ezmeyin ha bu arada. Kaç yaşında lan. Anan ne yapıyorsun? Lan dayım. Lan bırak adamı. Bak memur bey. Memur bey bakın lütfen ya. Engel olma işime. Teşkilatın numarasını verin bana. Bırak beni dayımı arayacağım. Dayımı arayacağım. Bırak beni. Ya memur bey. Memur bey. Beni memur bırakın. Bey bakar mısınız buraya? Memur bey. Dinliyorum. Ya kaç yaşında adam? Yapmayın bakın kafası güzel. Ya beni bir bırak. Beni bir tamam, sal. Tamam siz sorgunuzu alacağım. Karakola. Sorgunumuzu alacaksınız. Tamam memur bey. Bir dakika ne yapıyorsunuz şu anda? Bu arkadaşları da alabilir miyiz diyeceğiz. O arkadaşlar. Aşağıda boşaltalım. Ya onlar emekçi onları niye alıyorsunuz? Onları almıyorum. Onları dışarı alalım yani. Bu mevkiden alalım Cahit'i. Onu diyorum. Ya siz bayağı kararlısınız yani. Yapmam gerek yok kusura bakma. Ya böyle bir şey olamaz. Ama ya. Ya bize ne bela oldu bu patronun kocası mıdır nedir ya? Adamın adı neydi ya? Dayı hatırlıyor mu acaba? Dur dayı ne yapıyor arabada? Dayı iyi misin? İyiyim on numara. Nasıl on numara ya? Bilmiyorum bu da geldi bir başa ya yapacak bir şey yok. Dayı sen niye keyfin yerinde? Arabayı kaçırsana. Ya dayı olur mu öyle şey ya? Bilmi ne olacak? 2,5-5 milyon dolar kaybetmişiz daha ne kaybedebiliriz ki yani? Tamamdır boşalttık burayı kapatıyoruz mühür vuracağız. İçeriden alacağınız varsa açıldığında tamam, mühür. Tamam içeriden alacağımız var. Başlayan hapis cezası para cezası. Aslında mahkum olacaksınız benim. Nasıl yani ne olursa? Mühür açılırsa. Ya memur bey yapmayın gözünü seveyim. Benim şu an parama ne olacak? 5 milyon dolar aldım ben burayı. Yaptığınız kişiye dava açabilirsin al şimdi. O yaptığımız kişi benim sevgilimi öldürdü. Bundan haberiniz var mı? Herhangi bir bilgim yok. Karakola gelip ihbar verebilir miyiz bunun hakkında? Tamam da ihbar vermeme zaten gerek yok. Ben hastaneye getirdim onu. Hastanede yok mu güvenlik görevlisi polis? Onu ben ilgilenmiyorum. Ben şu an bir şey için geldim buraya. Onun için ayrıca karakola gitmeniz gerekiyor. Anladım memur bey anladım. Ben tamam bir içeriği kontrol edeyim. Bir şeyleri şey yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Tamam müşteri memur hizmet, bey. Aynen. Aynen müşteri hizmetleri, aynen memur bey. Orayı müşteri hizmetlerine. Müşteri hizmetleri ne ya? Burayı koyacağım lan. Hayır ya. Memur bey bir şey diyeceğim. Şu dayıyı salabilir miyiz? Lütfen bakın kaç yaşında adam. Kafası da güzel. Onu çıkaralım ya lütfen. Tamam biz bakın zorluk çıkarmıyoruz. Kapattınız. Mühürleyeceksiniz de. Dayının falan da bir şeyi vardır belki. Allah Allah. Dayı dur çıkaracağım. Lan! Ay gel. Heh. Sen kaçın ne oğlum? Bir şey diyeceğim. Şu ellerini de çözün ya. Kelepçeyi aç. Kaviyetten alacağım. Dayı hayır dayı. Dayı bir şey yapma bak polis ya. Sen kelepçe bekle. Dayı bir şey yapma bak. Dayı nezarette mi geçirmek istiyorsun? Yapma bir şey. Normal bir memur. Normal bir memura saldırıya benzemez. Başka bir şey yaşadım. Alo enişte. Teşkilatın numarasını at bana. At durun. Bana teşkilatın memur numarasını bey. At. Kafası güzel ya. Siz onu rahat bıraksanız. Ben o zaman içeriden eksikleri vesaire alayım. Dayı tabii zaten ki. Dışarıda beklesin. En kısa sürede halledersiniz işi sevinirim. Tamam halledeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ya Bella'yı kaybettik. Bunun üzerine güzel işlere girdik. İyi para kazanacaktık dedik. Klubu kapatıyorlar ya. Ya bu adam bize bela oldu. Böyle bir şey olamaz.
Neydi o adamın adı ya? O adamın adı neydi? O adamı bulacağız. O adamdan bir gün mutlaka intikamı alacağız. Mike nerede ya? Mike nerede ya? Şu Mike'ı bir arayayım ya. Alo Mike. Alo efendim abi. Sen neredesin oğlum ya? Malları getiriyordum. Malları getiriyordun da dükkanı bir şey diyeceğim. Buranın ben yoldayım geliyorum. Tamam gel de. Bu dükkanın kapanma kararı var mı? Senin bundan haberin var mı? Yo. Daha önce bu senin eski patronun burada kumar oynatmış. Polisler geldi, evet. Şu an mühürlüyorlar. Evet mi? Oynatıyordu da kapanmadı, mühürlenmedi. Şu an mühürlüyorlar işte, kapatıyorlar, kapanma kararı varmış. Adam böyle olduğu için bize 5 milyon dolara kitlemiş. Ben de diyorum ki lan bir günde 5 milyon dolar kazanıyorsak nasıl 5 milyon doları sattı diyorum. Bu yüzdenmiş. Allah Allah. Adam kitledi bize resmen. Şu anda kapatıyor, polis var. Ben varken olmadı öyle bir şey. Allah Allah, benden önce biri mi vardı onda? O zaman mı oldu ki? Ya bilmiyorum artık ya. Bekle, geliyorum ben. Tamam gel hadi gel, kapat sinirlerimi. Orada bekleyin ya. Ayrılmayın. Tamam, buradayız. Tamam. Hadi bay bay. Allah Allah. Haberim yok diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi herkesi çıkarmışlar dışarı. Herkesi, çalışan kim şey yok. Şuna bak ya. Neyse para falan Mike'daydı. Büyük ihtimal ama zarar etmedik yine Allah'tan. Öyle bir şey var. Hani bayağı 5 günde, kaç 10 gündür falan açık burası. 5-10 günde buranın parasını çıkardık. Ama olay o değil ki. Biz buradan çok para kazanacaktık ya. Abi şuna bak. Bomboş ya. Bomboş ya. Bir saat önce burası ne kadar doluydu. Dayının burada az mı anıları oldu be? Dayı burada az mı eğlendi? Burayı ben sırf resmen dayı için açmıştım ya. Parayı pulu geçti. Hemen o zaman ekrana şöyle dayının burada eğlendiği o güzel dakikalar gelsin birazcık. Yanar. Daymaz mısın tarçınıma? Hadi bakalım. Hoppa. Ankara'nın bağlarda büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Hayatta bir şehre doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir şehre doğru gitsin ya. Dayı da hiçbir şeyin farkında değil bu arada ha. Dayıya biz nasıl anlatacağız bilmiyorum kafası ayıldığını. Şu an kafası onun deli gibi güzel eğleniyor resmen kendi kendine. Hiçbir şeyin farkında değil. Hemen çıkalım şu dışarı be. Dayı ne yaptı acaba dışarıda hala? Neyse bir eşyamız falan kalmadı. Zaten paramız falan da Mike'da. İnsanlar da çıktı. Bomboş anasın. Bomboş. Tamam, burayı mühürleyip hemen geliyorum. Tamam memur tamam. Bey. Tamam ne yapıyorsanız yapın ya, çıktım. Bitti mi işiniz? Bitti işimiz. Bak bir daha girme şansınız hiçbir şekilde olmayacak. Tamam memur bey, girmiyoruz bir daha ya. Benim param ne olacak? Mahkemeyle çözeceksiniz onu, beni ilgilendirin. Ya ne uğraş, mahkemeyle mi uğraşacağım memur bey ya? Ya adam neler yapıyor, elini kolunu sallayarak insan öldürüyor. Siz burada geliyorsunuz, benim dükkanımı kapatıyorsunuz ya. Kapandı mı şu an? Bir dakika, mühürü yapıyorum. Neyle yapıyorsunuz mühürü? Neyle yapacağım? Memur bey, memleket nere? Dayı. San Francisco. Dayı. He. İyi mi oldun mu sen? Ne yaptın? Üstünü giymişsin. Memurcuğum ben üşüdüm biraz, o yüzden giydim ya üstümü. Tamam da. Dükkanı kapattılar, farkındasın değil mi? Nasıl kapattılar? Şeyler nerede? Kormalar nerede? Alışveriş evrakları. Alışveriş evrakları. Bak gel bak. Şu bir dakika, dayıya verebilir misiniz evrak? Bir de olayı anlatabilir misiniz dayıya? Verip gideceğim. Bir de anlatırsanız sevinirim. Acelem var. Ya Memur bey anlatın işte. Daha 74. sokakta cinayet olmuş, ona gideceğim. Beni alakadar etmez. Beni alakadar. Ben bak, anlatır mısınız olayı bir? Verin bana şu. Allah Allah. Ver bana. Oğlum tamam. Lan nerede? Hadi gidebilirsiniz. Dayı bak mühürledi ya. Kapı açılmıyor dayı. Nasıl? Sarı kız nerede? Hangi sarı kız? Ya benim vardı ya. Dayı sarı kız kim ya? Ya sarışın kız vardı ya. O kim dayı? Ya ben kim ya? Evet. Aşkım oldun. Ya kahretsin ya. Böyle bir şey olamaz ya. Dayı burayı mühürlediler. Olayları anladın değil mi? Bak adam sana anlattı ya kaç saat. Ya Fehmi böyle bir şey olamaz ya. Kaç milyon dolar gitti ya. Otur. Mike nerede Mike? Gelecek yolda. Malzeme getiriyor. Malzemeyi ne yapacaksak. Sen içersin artık hepsini. Vallahi içerim. Yapacağım bir şey yok. O bebede bir şeyler geçiyor, üstüne geliyor. Böyle bir şey yok ki. Ben anlamadım. Vallahi anlamadım. Hep bir şeyler geçtikten sonra geliyor gerçekten. Evet. Yani. Dayı. Ya. 5 milyon şu an girdi bize, farkındasın değil mi? Yani girdi de iyi tarafından bakalım, kaç milyon kazanmıştık. Evet. Bu arada aynen. 10 milyon şu giderleri düşünürsek bir 10 milyon kazandık. 5 milyon kârdayız aslında. Ama dayı biz buradan kim bilir ne kadar kazanacaktık ya. Ne yapalım Fehmiciğim? Bir şey de doğru gitsin dayı ya. Bir şey de doğru gitsin ya. Bir şey de doğru gitsin dayı ya. Bekle ya. Uf. Ne yapıyorsun? Burayı açtırırım. Nasıl açtıracaksın? Çekil. Alo. Kim arıyorsun dayı? Enişte bana şu teşkilatımın numarasını at bakayım, ben bir dükkan açtıracağım. Eyvallah, bekliyorum enişte, bay. At teşkilatını he. Hadi bekle sen şimdi bak. O ismi ne, o memurun ismi ne? Bilmiyorum ki, sormadım. Onu ben bir şeye muhabbetten aldırayım da içeriye. Dayı senin böyle işlerin var bari. Niye söylemiyorsun bize hiç? Emi teşkilat çok gizlidir, gayet yani. Can yakar. Sen nereden biliyorsun dayı bunları? Eniştem teşkilattan. Sen enişten mi var? Tabii ki de. Nerede, ben hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum. Babam teşkilattan, eniştem teşkilattan. Hepsi benim sülale teşkilattan. Baban hala teşkilatta mı, çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Benim dedemin hatta ismi teşkilatmış.
Dayı senin baban ölmemiş miydi ya? Aha lan dayı ölüyordun yemin ederim. Neredesin lan sen? Ne Mike oldu neredesin ya? Sen? Bak bakayım ne oldu bir bak gel bir bak. Hiç işini yapmıyorum Mike ya. Ara ez arabayı ez arabayı. Allah Allah. Araban araba almışsın. Ya hayırlı olsun ha. Allah'ım ya. O paraya iki tane alırdık lan bunu. Ya taşak mı geçiyor? Ya ne geçeceğim abi mühür vur ya haberiniz var mı? Nasıl Allah ya? Allah. Dayı Allah'ın işine bak mühür vurmuşlar dayı. Vay Allah. Bizim korumalar nerede? Allah Allah nerede acaba? Mike çıldırtma Baba beni oğlum. Çıldırtma beni. Senin nasıl abi? Haberin yok ya? Daha önceden nasıl haberin yok Mike? Bildiğin yok. Kimse aramadı beni. Ya nasıl kimse aramadı beni ne ya? Koruma bile ya bildiğim aramadı korumalar beni. Aramadı yani. Nerede bunlar? Onlar gitti. Her polis nereye her boşalttı. Ya ne bileyim nereye gitti? Evine gitmiştir. Boşalttılar burayı. Allah Allah. Mühürlendi. Kapattılar burayı. Daha önce burada kumar oynatılmış. Buranın kapanma Allah kararı varmış. Senin eski patronun kapanma kararı varken bize satmış. Geçirmiş bize. Kapanma kararından haberim yok da o kumardan haberim var yani dükkanına. E sen niye bize söylemiyorsun böyle bir şeyden haberin varsa? Yapmazsınız diyor onu hiç söylemedim. Müşterileri zaten geldiğinde gönderdim kumar için. Ya bizden habersiz hiç çeviriyorsun Mike ya. Ya çevirmedim gelenleri gönderdim. Ya hayır tamam da bize olanlardan ama haber vermek zorundasın. Yani doğru onu. Ya bak şu an elimize yüzümüze yapıştı şu an kaldı bak mal gibi kaldık ya. Neyse dur, şu para nerede arabanın arkasında mı? Şu parayı verir misin bana? Şu kar ettiğimiz 10 gündür. Onu vereceğim dur. Hemen alayım hepsini. Tamam eyvallah dur şunu bir arabaya koyayım. Heh. Şöyle alta koy. Tamam. Şimdi burada ne kadar var? 10 milyon 500 bin. 10 milyon 13 milyon yazmışsın. Giderler vesaire oldu 5 gün içerisinde o yüzden. Bize daha maaş bile kalmadı. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Hayır canım o 3 milyonun içinden verecektim işte ben size. 3 milyonun bir kısmı şu an hala duruyor işte. Diğer ödemeleri yapmayayım mı? Tamam o güvenliğin diğer ya malları geri gönder tabii ki. Bir de şu diğer çalışanların falan filan maaşları ne kadar kaldı şu an? Bakayım. Bir bak bakalım. Kimin ne maaşı falan var? Ben kimseye borçlu kalmak istemiyorum. Herkes emekçiler özellikle bütün haklarını alsınlar. Ben zaten karakola girip şikayetçi olacağım o adamdan. 5 milyonu yedirmeyiz. Tamam eyvallah kâr ettik de daha fazla kazanabilirdik yani biz buradan. Yılbaşında açık olduğumuz sayede yani böyle kazanabildik. Evet. Az daha zarar edecektik. Kazanılırdı. Hepsine kaç maaş verecektik? Normalde bunlar 15 bin. Tamam ben hepsine 3 katı verecektim. Kaç, 30 bin. Kaç kişi çalışıyor? 4 dışarıda, 2 içeride, bir 2 daha içeride. 8, 9 tane kişi çalışıyor. 9 kişi çalışıyor. Benle beraber beni sayma. 9. Tamam 10 direkt diyorum. E malların kalan parasını ben sana getireyim onun üzerinden ver maaş. 10 çarpı 30 bine. Baktım 300 bin. Yo onu hallederiz. Malları olmadığı sen şey yaparsın. Dayıyla haberleş. Dayının numarası var zaten sende. Dayının evine taşırsın. Dayı hepsini içer onların. İyi tamam ben taşıyayım onları. Bir dakika arayayım. Şu paraları alıyorum. Adresi neresiydi? Bu sahilde olanı. Evet evet şu balıkçı yeri var ya. O malzemeleri direkt oraya taşınsın. Sen de... Alo Robert dayının mekanı var bizim kulübün işletildiği yerin sahibi. Bunun sahilde balıkçı yeri var. Oraya götürsene o malları. Dükkana şeye getirme. Kulübe getir tamam. Hadi görüşürüz. Anlatacağım hadi görüşürüz. Tamam ben sana tamam, 300 bin doları verdim. Geldi değil mi? Geldi tamam. Tamamdır. Bir de sana şey soracağım. Şimdi yine konuşuruz falan. Seni de sevdiğim bak. İyi, evet. İyi adamsın. Telefonda falan kayıtlısın ya zaten. Ya böyle olmaz çok sinir oldu benim. Ya çok ben, sinirime benimle gitti. Sinirime yani. Gitti yani. Aynen öyle benimle sinirime ya, gitti. Kulüp koruma işini yaparız abi sen sıkıntı etme. Nine ya, eyvallah eyvallah. Şey zaten yabancı değilsin artık. Şey diyeceğim sana. Bu senin bu arabadan başka var mı? Dayıya bir tane alak diyorum ben. Var. 5 tane var şirket. Şu Ferrari var ya. Hı-hı. Dayı hediye etti bana. Oha. Vallahi dayı hediye etti. Yılbaşı hediyesi. Kaça aldın abi? Kaça aldı? 2,5 milyon almış. Ben almadım işte dayı aldı. Ama güzel sağlam paraymış. Sağlam para valla. Hediye gibi hediye ya. Ben de dayıya diyorum işte bir tane. Ben de ona hediye alayım. Al ya abi. Ya, 500 bin bunlar zaten. 450 bine ben ya hani şey istese o da pahalı bir şey istese alayım da dayı bundan istiyor işte. Bir şey diyeyim mi? Bunların daha pahalısı şey var herhalde. Şu GMC'ler var. Evet. Onlardan var mı? Onlar ne kadar? Onları ne kadar bilmiyorum da bizim arkadaşın şirkette var o ya. Ne kadardır şeyde onlar? Çalışıyorlar. Hollywood sokağı var ya. Aynen. Yıldızlar. O orada çalışıyorlar. Ne kadardır bu? GMC'ler ne kadardır tahmini? Bunlar milyondur ya. 1,5 falandır onlar. 1,5 milyon falan. Tamam. O GMC'lerden bana bir tane ayarla. Sen de gidip alalım tamam mı? Tamam ben o çocuğa ulaşmaya çalışacağım. Tamam yarın bir gün falan bunu halledelim. Tamam hallederim. Tamamdır. O zaman hadi Mike'cim hadi gel. Hadi görüşürüz abi. Sıra var haberimiz görüşürüz. Yoktur. Neyse halledeceğiz. Hadi kendine iyi bak. Tamam hadi görüşürüz. Haberleşelim. Haberleşelim. Lan dayı nerede ya? Gözünü seveyim ya. Mike gitti dayı yok ortalıkta ya. İçeriye de giremez. Allah'ım ya Rabbim dayı neredesin dayı gözünü seveyim. He? Ya dayım. Dayı yapma gözünü seveyim ya. Ya dayı ağlama gözünü seveyim. Tamam başka iş yaparız. Yine ortak oluruz. Başka işe gireriz. Bak zarar da etmedik ki. 5 milyon dolar kaybettik. 10 milyon dolar kazandık. Kârdayız. 5 milyon ya, dolar kârdayız. Ya dayı ne işi? Bir dur Allah aşkına ya. Dayı. İşte ne alıyorum ben sanki. Niye alıyorsun? Babam ölmüş Fehmi.
Dayı sen o yüzden mi ağlıyorsun? Evet. Nereden aldın dayı bu haberi? Sen söyledin ya. Dayı baban zaten baya sen ilk tanıştığımızda ölüydü zaten. Adam yıllar önce ölmüş ya. Nasıl ya? Dayı bir kalksana ya. Dayı bir kalk ya. Dayı. Efendim? Hatta babandan kalma bir araba vardı. Sen onu yanlışlıkla onu patlattın. Sonra denize attın sen onu. Niye? Dayı ya, yapma hiç mi hatırlamıyorsun ya? Nasıl ya Fehmiciğim? Hayır öyle değil. Allah. Dayı sen şu an kafan nasıl dayı? Yani Fehmiciğim her zamanki gibi de. Dayı bir şey diyeceğim. Dükkan kapandı bunun farkında mısın? Bizim gece kulübü kapandı, mühürlendi. Evet onun farkındayım. Tamam okey. Heh tamam. Tamam başka? Sen neye ağlıyorsun? Baban zaten yıllar önce ölmüştü dayı. Hayır Fehmi sen dedin orada baban öldü dedin. Ya dayı gel hadi gidelim dayı gel. Gel seni evine bırakayım gel. Allah Allah. Sana o zaman keyfini yerine getireyim mi? Getir. Hani dükkan kapandı ya. He. Dükkana mal ya sen kıyamam ya. O nasıl yürüyüş ya? Tamam dur bana bak keyfini yerine getireceğim. He dur bakayım. Hani bugün Mike malları getiriyordu ya. Evet. Malların parasını da ödedik tabii. Ayran, vişne suyu, her şey var. Parasını tamam. Ödedik. O yüzden talimat verdim senin eve götürüyorlar malları. Harbi mi diyor? Vallahi. Kaç tane var? İşte bir kamyon var bir tür. Oy hadi boşver babamı boşver. Adam babasını keser la bunun için. Ya dayı ya. Evet, hadi tamam, gidiyoruz güzel. O zaman. Tamam seni eve bırakacağım şimdi. Çabuk. Ama bak gözünü seveyim bak. Kaç yaşındasın? Vallahi bir hastalığın çıkacak. Bir şey olacak dayı. Kendine dikkat et. Yapma gözünü seveyim. Bak sana bir şey olsa çok üzülürüm. Sen zaten bak hiçbir şey düzgün gitmiyor zaten. Bir de şimdi sana bir şey olsa gerçekten daha ne yapacağım ben ya? Bir şey de doğru gitsin ya. Bu hayatta bir şey de doğru gitsin. Ne yapayım mi? Dayı niye çalıyorsun benim repliğimi? Gerçi ben de Necu'dan şey çaldım ama olsun. Ne çok iyi. Bahşer tanıdık. Anladım. Türkiye'den tanıdık bizim. Anladım. Anladım. Dayı bir şey diyeceğim. Seninle bir iş yapsak ya. Ya yapalım Fehmiciğim ben seninle iş yapmak ne yapalım? Çok seviyorum ya. Bilmiyorum arkadaşlar seni. Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Dayıyla ortak bir işe girelim. Bu iş ne olsun? Bu club olayını da çok sevmediğiniz için ve hani bizim hani böyle gidip başında duruyoruz. Öyle çok çalışma olayı yok falan. Sizin açınızdan sıkıcı olur diye bu şekilde bitirelim dedik club olayını. Yani olay tamamen bu. Ne iş yapalım? Fikirlerinizi falan yorumlarda yazın. Dayım geldik. Oha dayı senin mallar gelmiş. Aha hadi bakalım. Dur. Ne yapıyorsun dayı dur. Yavaş ol. Abi Osman. Osman kim ya? Osman kim lan? Lan bu ne tırı? Kamyonu bırakıp gitmişler. Bunun kapısını bensene. Vallahi kimse yok. Dur bakayım kapısını açıyorum. Aç. Dur ama bekle. Bak dayı zaten yeterince içtim. Bugün içmek yok. Tamam bugün içmeyeceğim. Sen bir aç kapıyı da. Tamam açıyorum dur. Bugün içmek yok bak söz ver. Söz hadi. Dayı ya. Vallahi açmıyorum. Dayı ben bunu götürüyorum ya. Bak söz verdim. Erkeklik sözü. Alo. Tamam. Bak içme bugün ya. Vallahi sana üzülüyorum dayı ya. Benimciğim açar mısın lütfen kapıyı? Açıyorum dayı. Aç bakalım. Ah. Ona ne avradın ya? Niçe? Lan! Allah'ım ya Rabbim ya. Sürpriz yaptım sana dayı. La gel la buraya gel la. Abi bu keyifleri nereden geliyor ben anlamıyorum. Dur bir dakika. Fehmi demişim Mike. Arkadaşlar kapatayım mı kapıyı isterseniz? Siz baş başa takılın orada. Kapat. Ben bunlarla takılacağım. Bir şey diyeceğim bu keyif nereden geliyor ya? Bugün dükkanımız mı mühürlendi? Koy Rahman gittin Fehmi ne olacak? Allah'ım. Yenisini açarım. Allah Allah. Abi, neyse kar. Işte can alalım senin için. Ya eyvallah dur. Dayı! Hani sen? Lan dayı nereye gidiyorum dur. Allah'ım ne? Dayı. Lan ha yapacak. Gel sana vereceğim bir şey var bak. Ne vereceğim? Dayının payını vereceğim. 1-2-3 hop. Al bakayım dayı al. 2,5 milyon dolar kar etmiş oldun. Al bakalım. 5 milyon mu verdin şimdi? He 2,5 milyon dolara vermiş. Mike ne yapıyorsun oğlum? Mike değil. Ney? İçtin mi lan Mike? Ha Mike. Mike ne yapıyorsun oğlum? İçtin mi lan sen? Yakışıyor mu oğlum sana? Çok moralim bozuldu ondan. Aşırı moralim bozuk gibi duruyor. Gülüyorsun sürekli oğlum. İşimden oldu. Valla sinirim bozuldu. Tamam siz takın o zaman ben gidiyorum. Dayı hani söz vermiştin? Dayı açsana. Bugün içmeyecektin. Girdin direkt içmeye başladın. İçmedim ki. Kalbimi kırdın. Ben gidiyorum ya. Hadi bay bay. İyi geceler diliyorum hadi size. Ne açayım? Ne yapıyorsun? O vişne. Ha dur bekle şimdi. Hepsi olur. Al bakalım şundan. Alayım. Ben içiyorum o Fehmi. Dayı yok sağ ol teşekkür ederim. Ben gidiyorum hadi kendinize iyi bakın. İç. Lan ne yapıyorsun oğlum ayağı? Arabanın üstüne çıktın. Fehmi. Mike sen içme oğlum sana yaramıyor. Efendim dayı. Bir dakika. Dayı gidiyorum hadi ne söyleyeceksen söyle. Hadi Allah'a emanet. Bunu mu diyecektin? Ya. Ya sizin bu keyif nereden? Dayı bir şey diyeceğim. Allah'a emanet ya. En çok sen içiyorsun ama en ayıkta sen oluyorsun içmene göre. Şu Mike'a sahip çık.
Mahçin ben de onu buldum. Ben de abi. Allah'a emanet. Bir şey diyeceğim. Yarın geleceğim, lütfen iyi olun ya. Tamam, çok iyiyiz biz, sen devam et. Hayır, bugün burada kalayım. Geliyor, Allah'a emanet. Kal gel. Ya siz kafayı yemişsiniz ya. Allah da yutur, sana çarpıyordum he. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Mike görüşürüz. Allah seversen dur, şöyle uzaktan azıcık izleyeceğim ne yapıyor. Dur gitmiş gibi yapayım, tamam mı? Şu arabayı şuraya koyup yürüyerek geleceğim sessizce. Ben yokken ne yapıyorlar acaba? Dur sessiz sessiz şöyle geleyim. Şimdi araba gitti diye ben gitti zannedecekler. Ne yapıyorlar lan? Oğlum sessiz ol lan, uyuyacağım lan ana. Dayı yatmış. Oğlum sessiz ol lan. Allah Allah. Kafayı yersin. Dayı unicorn'un boynuzu girsin sana. Nike'cim şuraya yatıp uyuyar mısın? Sen zıbar. Yat zıbar şuraya. Olmaz dayı. Oğlum niye çıktı ya sana? Dayı şöyle uyusam. Olur. Şöyle. Yat sen. Vallahi yat. Heh tamam yat. Uyu. Öyle uyu. Adam sık sen. Neyse gidelim. Allah'ım. Onlar kaynatacak kaynatmayacak mıydı ya? İkisi de uyudu. Neyse gidiyorum ben ya. Uyumasalardı basacaktım, siz ne yapıyorsunuz? Bak. Aha geri kalktım ayık. Ne oluyor lan? Ya bunlar ne yapıyor? Yemin kafayı yemişler, ben gidiyorum ya. Evet, evi işaretledim. Gidelim ve dinlenelim arkadaşlar güzelce. Yine tüm gece uyumadık. Dayı hemen bayıldı zaten. Olaylar yine anasını satayım. Yine tüm gece uyuyamadık. Of. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Tam işlerimiz yolunda gidiyor derken mutlaka bir pürüzler çıkıyor ya. İşte hayat böyle bir şey. Hiçbir zaman her şey kusursuz olmuyor. Yapacak bir şey yok. Biz de yeni işler kovalarız. Madem demek ki gece kulübü hayırlı değilmiş. Belki de yine mafya olayları, saçma sapan bir şeyler olacaktı belki de. Ama o nedir o işte, Bella'nın eski kocası var ya. Adı neyse o adamın. Adı lazım değil. Yavşak. Ondan intikamı bir gün mutlaka alacağız. Bugün değil, yarın değil ama elbet bir gün o adamdan o intikam alınacak. Lan mekanı falan geçtim anasını satayım. Bella mı öldürdü lan benim? Benim bir tanem, patron içemi öldürdü. Nedir ya benim bu adamdan çektiğim? Kim ya bu? Gerçekten onu kimse eğer bulacağım lan. Bella'yı öldürdü. Bizim onun yüzünden dükkan kapandı. Lan hayır! Bırakma. Burada birlikte oluruz hem. Hadi gel Fehmi. Hadi gel. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Bakalım Fehmi'ye ne olacak? Bilmiyorum. Bir sonraki bölümde bunu göreceğiz. Umarım kötü bir şey yoktur diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.